Çadırda da. Çadırda bize. İyi akşamlar. Show Haber'le karşınızdayız. Kuzey Irak'taki sözde bağımsızlık referandumunun sonuçlarının duyurulduğu gün Ankara çok sert önlemler alacağını hem uçuşları askıya alarak hem de Habur sınır kapısını kapatmak için alternatifler üzerinde çalışmaya başlayarak verdi. Türkiye Erbil Süleymaniye uçuşlarını Cuma günü saat 18'den itibaren askıya aldığını açıkladı. Habur kapısının kapatılmasıyla da Kürt bölgesel yönetiminin bypass edilmesi hedefleniyor. Uçuşların iptali, ekonomik yaptırımlar, hatta askeri seçenek. Ankara ilk adımını attı. Erbil Başkonsolosu uçuşların Cuma itibariyle askıya alındığını açıkladı. Kuzey Irak'ın dünyaya açılan kapısı Erbil. Bir başka kritik adresse Süleymaniye. Ankara her iki adrese de uçuşu askıya aldı. Habur sınır kapısının kapatılması için de çalışmalar başlatıldı. Habur'a alternatif kapının açılması gündemde. O adres Nusaybin Ovaköy. Gümrük Bakanı Ovaköy'ün seçilmesinin temel nedeni Kürt bölgesel yönetimini bypass etmek dedi. Kürtlü olan şu anda gerek ekonomik yaptırımlar, gerekse sınır kapılarının kapatılması gibi herhangi alınmış olan bir karar yok. Ekonomi kartını Erdoğan çekmiş, kapı Van'a kapanırsa ne yiyecekler diye tepki göstermişti. Bakanın açıklamaları kafaları karıştırdı. Yeğen Barzani de sadece biz değil Ankara'da zarar görür dedi. Habur'da Irak askerlerinin de katılımıyla devam eden tatbikatsa 10. gününde. Barzani, tatbikatın sınırlarımız içine gireceğine inanmıyorum. Eğer sınırımız geçilirse bizim de tavrımız olacak açıklaması yaptı. Bağdat havalimanlarını 3 gün içinde teslim et çağrısına red yanıtı aldı Barzani'den ve hava sahasını kapattı. Bir adım daha attı. Gerekirse müdahale için Irak hükümeti asker gönderme yetkisi aldı Kerkük'e. Gayrimeşru olarak görülen referandumun sonuçlarını da açıkladı Barzani yönetimi. %92 evet çıktığını duyurdu. Referandum sonuçlarının açıklandığı, ekonomik yaptırımların bir hayata geçirildiği gün güvenlik zirvesi toplandı Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki o toplantıda referandum ve sonrası atılacak adımlar ele alındı. Sayın seyirciler, tüm dünyanın dikkat kesildiği gelişmelere yönelik en sert açıklamaysa MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli en az 5000 ülkücü gönüllü Türkmenlerin yaşadığı kentlerde mücadeleye katılmak üzere hazırdır dedi. CHP kanadı da referandumun başlığı üzerinden hükümeti eleştirdi. Nasıl bir tokat yiyeceğini de tokatı yedikten sonra anlar ama iş işten geçmiş olur. Daha önce savaş sebebi demişti. Bu kez daha yüksek bir tondan res çekti. Gayrimeşru dedi. Kerkük Türktür, Türk kalacaktır. Kerkük oldu bittiye getirilmiş, peşmergenin hakimiyetine silah zoruyla ölüm ve yıkım tehdidiyle alınmak istenmiştir. Soydaşlarımız namusumuza emanettir. Bu kapsamda en az 5000 ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Bahçeli, ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi, şu ana kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir dedi. Ve Barzani severler heveslenmesin diyerek devam etti. Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül öncesi gibi olmayacaktır. Barzani ısrarla ateşle oynamış, elbette yanmayı da göze almıştır. Göstermelik, sanal ve sahte diklenmeler doğal olarak bir işe yaramamış, Barzani'yi durduramamıştır. MHP lideri satır aralarında hükümeti eleştirirken yaptırımlar için tüm gözler iktidarın üzerinde. CHP de hükümeti eleştirdi. Erdoğan'ın Barzani hakkındaki sözleriyle yüklendi. Barzani'nin bu noktaya geleceğini tahmin etmiyorduk, yanılmışız dedi. Bu kaçıncı yanılma Sayın Erdoğan? Bu kaçıncı yanılma? Ekonomik yaptırımlar konusunda Bakan Zeybekçi'nin açıklamalarına da eleştirisi vardı CHP'nin. Vanaları kapatırım diyor ama ekonomi bakanı çıkıyor, ekonomik ambargo diye bir şey olmaz diyor. Ya hanginiz doğru, hanginiz doğru? Bakanlarımızın da bu meyanda yaptıkları açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla herhangi bir şekilde bir tenakuz ifade etmiyor. Sayın seyirciler, Bolu'da FETÖ davasında tutuklu yargılanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini de yapan Bolu 2. Komando Tugayı, eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaveriydi. 15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alındı, tutuklandı. Eski Tuğgeneral İsmail Güneşer karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözleri soruldu. Suçlamaları reddeden Güneşer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe gecesi geçici görevli Hakkari'de bulunan ve sıkı yönetim atama listesinde Bolu Düzce Sıkı Yönetim Komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral Güneşer'in vali ve belediye başkanının görevden alınması talimatı verdiği ileri sürülmüştü. Mahkeme sürecinde yaptığı savunmasında 27 yıl orduda görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Gül'ün yaverliğini üstlendiğini, bu süre zarfında istihbarat tarafından ailesiyle birlikte incelendiklerini, bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. O gece lojmana yaklaşanın beynini alırım dediğini doğrulayan Tuğgeneral Güneşer, o sözleri toplanan kalabalıkta olabilecek provokatörler için söyledim dedi. 11. Cumhurbaşkanı'nın eski yaveri İsmail Güneşer'le darbe gecesi Tugay'da bulunan biri yarbay, 4'ü üsteğmen, biri teğmen, biri assubay, 8 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. 7 tutuksuz sanıksa beraat etti. Size baba diyen birine nasıl kıydınız? 6 yaşındaki Zeynep'i katletti. Neden öldürdünüz? Keyiften. Daha cezaevine bile girmeden o cani Edremit Adliyesi'ne getirildi, görüyorsunuz. Çıkınca bir cinayet daha işleyeceğini söyledi. Anasını öldüreceğim çıktığım zaman. Zeynep'in katilinden kan donduran sözler az sonra Şov Haber'de. Sayın seyirciler, Diyarbakır bugün bir kahramanı daha sonsuzluğa uğurladı. Uzman çavuş Hatip Çağlar, PKK'lı teröristler tarafından operasyondan dönen askerlere düzenlenen saldırıda şehit düştü. Cenazesinde Diyarbakır sokakları "Kahrolsun PKK" sloganları ile inledi. İşte Diyarbakır'ın o kahramana vedası. Diyarbakır! Herkesin yüreğinde aynı öfke, dilinde aynı slogan vardı. Diyarbakır'daki şehit cenazesinde PKK'ya lanet yağdı. Geride bıraktığı 2 yetim babalarının son yolculuğuna üniformayla uğurladı. Teröristler dün akşam Diyarbakır'da operasyondan dönen askerleri hedef aldı. Uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Hainlerin kurduğu pusuda binbaşı Harun Yılmaz ve assubay başçavuş Kenan Mercimek hafif, uzman çavuş Hatip Çağlarsa ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama şehadet şerbetini içti. Bak şehit oldular işte. İstediğin oldu işte. Hüseyin, gururum, namusum. Şehidin emanetleri 3 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Hiranur babalarını son kez gördüklerinden habersizdi. Eşi ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesinde terör örgütüne öfke vardı. Diyarbakır sokakları sloganlarla inledi. Şehidin naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırı sonrasında araçla kaçan PKK'lıların yakalanması için bölge ablukaya alındı. Operasyonlar sürüyor. Sayın seyirciler, Elazığ'da Karakoçan ilçesi kırsalında PKK'ya büyük darbe vuruldu. 6 teröristin öldürüldüğü operasyonda örgütte yönetici olan çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıları planlayan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan Ciğerhun kod adlı PKK'lı da sağ yakalandı. Öldürülen isimlerden biri de PKK'nın sözde Dersim eyaleti sorumlusu Dersim Ferhat kod adlı Burak Aydemir'di. Şemdinli'de çıkan çatışmada ise 4'ü kadın, 5 terörist öldürüldü. Olmaz yani, bizi şimdi hiç yatırmazlar burada bu ama gece. Hasta değil ama acilin kapısından ayrılamıyor. 3 aydır gece gündüz hastane bahçesinde yaşıyor. Özür dileyerek sormak istiyorum. 82 yaşındaki Sebahat teyze neden sokaklarda? Ev üstüne olmaz diye bir laf vardır. Yaşlı kadın ve kızının yaşadığı dram az sonra Şov Haber'de. Pompalı tüfeklerle ateş eden şehir eşkıyaları hamile bir kadını vurdu. Kanlar içinde hastaneye götürülen kadının aklında tek bir şey vardı, karnındaki bebeği. Vücuduna saplanan saçmanın acısıyla yere yığıldı. Kendisi için değil, karnında taşıdığı bebeği için ağladı. 29 yaşındaki öğretmen Bahar Karakaya, Edirne'den memleketi Adana'ya gitti. 7 aylık hamileydi. Doğum için gün sayıyordu. Komşusu Fatma Katılmış'la akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. İki kadın da başlarına geleceklerden habersizdi. Şehir eşkıyaları pompalı tüfeklerle rastgele ateş açtı. Kurşunlar hem Bahar öğretmene hem de arkadaşına isabet etti. İkisi de yaralandı. Karnındaki bebeğin sağlığından endişe eden genç öğretmen gözyaşlarını tutamadı. İki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bahar öğretmenin ve bebeğinin sağlık durumu iyi. Maganda'yı bulmak için operasyon başlatan polislerse 17 yaşındaki bir genci gözaltına aldı. Tüfeği yolda bulduğunu ve kurcalarken ateş aldığını söyleyen zanlının sorgusu da sürüyor. Fırtına ve sağanak Çanakkale'de gün boyu etkili olduğu öğle saatlerinde çıkan hortum görenleri korkuttu. Hortuma. Korku ve merak bir aradaydı. Biga'da denizin üzerinde beliren hortumu fark eden balıkçılar cep telefonuna sarıldı. Hortuma. Hortum geliyor vallahi. Hey, vallahi billahi hortum, böyle bir şey yok ya, şuraya bak. Çanakkale'de bugün sağanak etkili oldu. Biga'da da balıkçılar fırtına nedeniyle teknelerini kontrol ediyordu. O anlarda denizde beliren hortum heyecan yarattı. Soru çıktı bak. Baksana bak, o da kalktı baba bak. Yürüyün, kayıkları kasın. Yürüyün. Böyle bir şey yok ya. Bak görüyor musun? Sen nereye attı bak poşeti. Kısa süreli paniğe neden olan hortum hasara neden olmadan kısa sürede etkisini kaybetti. Abi böyle bir şey yok abi ya. Abi sandalyeye sıkıştık ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Baksana Fırat, baksana baba ne yapıyor bak. Raporlara ayıldı bak. Balık şeyleri nereye gidiyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bir anda bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar ıslanmamak için üst geçit altı, bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Caddelerde mahsur kalanların yardımına yetkililer koştu. Mahsur mu kaldın? 6 yaşındaki Zeynep'i öldüren, annesini de yaralayan, tüm Türkiye'nin kanını donduran katil bugün adliyeye sevk edildi. O caninin adliyeye götürülürken söyledikleri ise bir kez daha kan dondurdu. Neden öldürdünüz? Keyiften. Size baba diyen birine nasıl kıydınız? Ona değil. Pişman mısınız? Pişmanım. Anasını öldüreceğim çıktığım zaman. 6 yaşındaki Zeynep'i öldürdü, pişmanım dedi ama hal ve hareketlerinde, sözlerinde pişmanlıktan eser yoktu. O cani daha cezaevine girmeden yeni cinayet planını yapmıştı. Adliyede ifade verirken minik Zeynep son yolculuğa uğurlandı. Diyor ki bana hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Benim de koruma kararım var o kişiye hakkında ve zaten o zaman da diyordu yani öldürürüm diyordu. Minik Zeynep'in anne babası işte bu evde yaşıyordu. Zeynep Balıkesir'deki bu binanın 2. katında dünyaya geldi ve 3-4 yaşlarına geldiğinde de annesiyle birlikte İstanbul'a gitti. O günden beri de 39 yaşındaki Mehmet Salik Mumcu ve Zeliha Çeliksoy iddiaya göre İstanbul'da birlikte yaşıyordu. Yine iddiaya göre ikisi de eşlerinden boşanıp evlenmeyi planlıyordu. Mumcu'nun eşi ayrılmak istemeyince Zeliha Çeliksoy onu terk etti. Bir buçuk 2 yıldan beri beraberlerdi. Bırakıp geldiğini kabullenemedi. O yüzden. Katil zanlısı Mumcu Zeliha Çeliksoy'u ve 6 yaşındaki kızı Zeynep'i Edremit'te okul yolunda kurşun yağmuruna tuttu. Ardından da yakalandı. Bugün de çelik yelekle yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Minik Zeynep'i öldüren ve annesini de yaralayan o cani katil zanlısı Edremit Adliyesi'ne şu an getirildi. Görüyorsunuz. hakim karşısına çıkacak, hesap verecek ve cinayeti neden işlediğini anlatacak. 6 yaşındaki Zeynep'in katili rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Habercilerin sorularına da pişkin cevaplar verdi. Neden yaptınız acaba? Neden öldürdünüz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Keyiften. Efendim? Keyiften. Keyiften yapıyor musun böyle şeyleri? Ha, seni de yapayım istersen. Tamam. Benim çocuğum ona baba diyordu kızım. Torun. Size baba diyen birine nasıl kıydınız? Ona değil. Pişman mısınız? Pişmanım. Hemen ardından söylediği sözlerse şok etti. Küçücük bir canı almanın üzüntüsünü bir kenara bırakmış, cezaevinden çıktığında işleyeceği yeni cinayet için plan bile yapmıştı. Onu sadece anasını öldüreceğim çıktığım zaman. Anasını öldüreceğim çıktığım zaman. Öldüreceğim dediği Zeliha Çeliksoy o sırada hastanede tedavi altındaydı. Minik Zeynep'in cenazesi de Balıkesir'de, babasının memleketinde. Minik kızın tabutu başına al yazma örtüldü. Zeynep'in babası Feray Çeliksoy kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Öldürüldü. Pislik tarafından işte. Yok boşuna gitti yani. Çocuğun hiçbir suçu olmadan. Masum yavrudan ne istediler değil mi? İddiaya göre cenazeye annesi tarafından katılan kimse olmadı. Zeynep'in cansız bedenini dün babası Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan aldı ve bugün de Balıkesir Paşaalanı Camii'nde Zeynep'in cenaze töreni düzenlendi ve sevenleri tarafından, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı Zeynep. Zeynep'in babası Feray Çeliksoy'un iddiasına göre katil zanlısının da asıl hedefi Zeynep'ti. Çünkü Zeliha Çeliksoy'u daha önce tehdit etmişti. Çocuğunla tehdit ettiğini bana kendisi söylemişti. Benden ayrıldığında ben çocuğunu öldürürüm. Eşine geri dönersen beni öldüreceğini söylemiş. İkisini bir aynı anda öldürmekti niyeti. Katil zanlısının adliyedeki sorgusu sürüyor. Sayın seyirciler, artık kadınlar dünyanın her yerinde otomobil kullanabilecekler. Nereden çıktı demeyin, çünkü yeryüzünde kadınların direksiyona geçmesini yasaklayan tek ülke olan Suudi Arabistan o yasaktan vazgeçti. Suudi Arabistan'da artık kadın sürücüler de olacak. Dünyada kadınların araç kullanmadığı tek ülke o yasaktan vazgeçti. Kral Selman bin Abdülaziz El Suud yayımladığı kararnameyle kadınlara otomobil kullanmayı serbest bıraktı. Ancak bu yıl için değil, 2018'in Haziran ayından itibaren Suudi kadınlar şoför koltuğuna oturabilecek. Kararnamede kadınların araba kullanmasının şeriat kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi. Ancak detaylar paylaşılamadı. Kadınlar yanlarında erkek bir akrabaları olmadan sokağa çıkamıyor. Otomobil kullanırken de bu kuralın bozulmayacağı tahmin ediliyor. Yasağa karşı Manal El Şarif isimli kadın uzun zaman önce mücadele başlatmış, hatta hapse atılmıştı. Uluslararası ve toplumsal baskıların ardından gelen karar dünyada flash haber olarak duyuruldu. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan'da kadınlar çok katı kurallar altında. Ülke dünyada kadına yönelik baskının sembolü durumunda. Geçtiğimiz gün tarihte ilk defa Kurtuluş Günü kutlamaları nedeniyle statlara girmelerine izin çıktı. Ülkede bayram havası esti. Ocakta yemeğim var, anahtarı da kaybettim deyip itfaiyeden yardım isteyen kadın erlere talimat üstüne talimat yağdırdı. Kadının sigarasını bile getiren itfaiyeciler gülsün mü, ağlasın mı şaşırdı. Ocakta yemek varken kapıyı çekip dışarı çıktı. Anahtarı kaybedip kapıda kalınca itfaiyeden yardım istedi. Ev kadını Kadriye Yay, ocağa yemek koyduktan sonra bir sitenin 2. katındaki evinden çöpleri dökmek için dışarı çıktı. Ama yanlışlıkla elindeki poşetlerle birlikte evin anahtarını da çöpe attı. Sonra da aradı bulamadı. Çaresiz kalınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler balkona merdiven uzatarak eve ulaşmaya çalıştı. Ama kadının başka istekleri de vardı. Sadece bu da değil, itfaiye erinden yemeğinin altını kapatmasını ve sigarasını getirmesini de istedi. Sabırlı itfaiye eri kadının tüm isteklerini yerine getirdi. Nihayet tüm dertlerinden kurtulan kadın aşağı inen itfaiye erine o can alıcı soruyu sormayı da ihmal etmedi. İfade verdikten sonra ekiplere bol bol teşekkür eden Kadriye Yay evinin yolunu tuttu. Hem kapısı açıldığı hem de yemeği yanmadığı için mutluydu. Herkes yatağında uykudayken o bir hastane bahçesinde buz gibi zeminin üzerinde sabah olsun diye bekliyor. Oysa 82 yaşındaki Sebahat teyze için gün aydınlığında da değişen hiçbir şey yok. Oğlu ve geliniyle yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan yaşlı kadın için o hastane bahçesi 3 aydır yuvası. Teyzeciğim merhabalar. Yok. Kalk bir gel. Sebahat teyzem. Yok. Merhabalar. Hiç söylemediniz bize bu gece. Bizi buradan bak atacaklar. Gel. Altında tek kat bir karton parçası var. Üzerinde ise incecik bir çarşaf. Dışarıdaki yağmurdan hastane bahçesindeki bu inşaat sayesinde korunuyor. Oğlu ve geliniyle yaşadığı evden ayrılmış. Elindeki tek sığınaktan da olmaktan çok korkuyor. Eksik olma bizim için ama. Evet, şu anda gece saat 2'yi gösteriyor. Evet 2'yi gösteriyor ama bu saatte de bir olmaz yani. Bizi şimdi hiç yatırmazlar burada. Ne demişler, ev üstüne olmaz diye bir laf vardır. Evet. Gayet tabii oluyor, olmuyor değil yani. Sebahat teyze yaklaşık 3 aydır kızıyla birlikte Bakırköy'deki hastanenin bahçesinde. Yaz aylarında bahçedeki banklar onun yuvası oldu. Ama kış gelip de yağmur başlayınca hayat onun için zorlaştı. Yattıkları yeri görüyorsunuz, anne ve kızın beton zemin üzerinde ince bir karton var. Üzerlerinde de çok ince bir battaniye var, bir çarşaf var. Teyzeciğim merhabalar. Yok, kalk bir gel. Sebahat teyzem. Yok. Merhabalar. Hiç söylemediniz bize bu gece. Bizi buradan bak atacaklar. Korkusunun nedeni elindeki o sığınağı da kaybetmek. Çünkü gururu nedeniyle buna bile razı olmuş. Oğlu ve geliniyle yaşadığı evden ayrılmış. Rahat etsinler, otursunlar diye gitmiyorum ben. Sizin gönlünüz kırılmış, kalbiniz kırılmış. Kırıldı tabii ki. Gayet tabii kırıldı. Bir kırgınlık var yani. Kapıyı açtılar da beni attılar desem yalan olur. Evet. Ona, ama onlar rahat etsin diye, birbirlerine girmesinler diye çıktık evden, geldik yani. Gece saat 2, gece 3 olacak, 4, 5. Tamam. Ne yapacaksın sabaha kadar? Kalkacağız, kalkacağız, oturacağız, oraya gideceğiz, acile gideceğiz. Şimdilik öyle yattık, acile gidip oturacağız. Sabah olacak işte. Sebahat teyze sabaha kadar burada kızıyla birlikte, sıkıldığı zaman da dışarı çıkıyor, hastanenin dışına çıkıyor. Bakın yollar bomboş, caddeler bomboş, zifiri bir karanlık var. Canı sıkıldığında işte buralara gelip vakit geçiriyor, uyuyamadığı zamanlarda gidecek hiçbir yeri yok. İşte Bakırköy'deki bu devlet hastanesinin girişindeki bahçede, buradaki banklarda yatıp kalkıyor Sebahat teyze. Biz de kendisine eşlik ediyoruz. Bir şeyler yediniz mi? Karnınız aç mı? Yedik, yok yedik. Özür dileyerek sormak istiyorum. Üzerinizde para var mı? Yani... Yok. Para falan yok. Ancak işte beni burada yakınlar, hastaları yakınları tanırsa veriyorlar. Hayat çok zor ama 82 yaşındaki Sebahat teyze için çok daha zor. Hastanedekilerin ikramıyla karnını doyuruyor. Sadece bir yaşlılık maaşı elinde. O da hayallerini gerçekleştirmesine yetmiyor. Ev istiyorum. Bir evim olsun o kadar. Dayayım, döşeyim, oturayım. Anahtarla kendim açayım, kendim kapatayım. Öyle istiyorum. Geceler onun için çok daha uzun. Gün aydınlandığındaysa hayat zorluklarıyla bir kez daha önüne çıkıyor. Huzur evine de gitmek istemeyen Sebahat teyze yine hastane bahçesinde gece olmasın diye dua ediyor. Olursam ben tek gideceğim. Kızımı almıyorlar. Ben istiyorum ki kızım da yanımda olsun, torunum da yanımda olsun istiyorum ben. Evet. Öyle istiyorum. Hep öyle yaşıyorduk zaten. Danıştay'dan yaz saati uygulaması için flash bir karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Öğrencilerin, velilerin, çalışanların yakınmaları sonuç verdi. Danıştay yaz saati uygulamasına dur dedi. Karar bir öğrenci velisinin başvurusu üzerine alındı. Saatler ne zaman geri alınacak sorusu geçen yıl tarihe karışmıştı. Hükümet kış saati uygulamasından vazgeçmiş, gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefiyle yaz saatinin yıl boyu devam etmesine karar verilmişti. Ancak o uygulama tepkileri beraberinde getirdi. İşe ve okula gitmek üzere karanlıkta yola koyulanların sesleri yükseldi. Öğrenciler, veliler isyan etti ve bir veli saat uygulamasının iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi talebi reddetti ama ailenin avukatı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren dava daireleri kuruluysa veliyi haklı buldu ve yaz saati uygulamasının yürütmesini durdurdu. Bakanlar Kurulu'nun yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye yetkili olmadığı vurgulandı kararda. Şimdi Danıştay'ın kararı doğrultusunda hükümetin uygulamayı durdurması, yeniden kış saatine geçerek saatlerin bir saat geri alınması gerekiyor. Ama ilgili kanunu iptal edip yeniden bir düzenleme yaparak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmesi de bir başka alternatif. Sayın seyirciler, sahte doktorun silikon faciaları bitmiyor. Ameliyattan sonra dudakları kas katı olan kadın başına ne geldiğini anlamak için doktor doktor dolaştı. Sonunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Sahte doktor ameliyatta estetik değil, inşaat silikonu kullanmış. Ağlam, haklı oldum yani, çok kötü oldum. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten. İnşaat silikonu varmış dudaklarımda. Sahte estetikçinin korkunç operasyonları ilk kez Adanalı hemşire Merve Keleş'in silikon dudaklarıyla gündeme gelmişti. Ama sonra tek mağdurun o olmadığı anlaşıldı. Acı bir şekilde öğrendim. İnşaat silikonu çıktı içinden. İnşaat silikonu varmış dudaklarımda. Ameliyat edilip içinin boşaltılması gerekiyor. İnsan sağlığını hiçe sayan sözde doktor daha önce Merve hemşireyi bu duruma getirdi. Operasyonda kullandığı malzemeyi de bir türlü açıklamadı. Merve hemşirenin tedavisi başladı. Ancak doktorlar diğer mağdurlardan Güllü Sel'i ameliyat etmek istemedi. Çünkü kadının dudaklarında hangi malzemenin kullanıldığını bilmiyorlardı. Şu an ben doktor arıyordum, dudaklarımın içindeki maddeyi boşaltacak. Ve hiçbir doktor bunu kabul etmiyor. Çünkü ne olduğunu bilmedikleri için. Ne olduğu anlaşılmayan malzeme bir başka mağdurun Güllü Sel'i tedavi için gittiği doktora yönlendirmesiyle anlaşıldı. Kendisini doktor olarak tanıtan kuaför dudak estetiği için inşaat silikonu kullanmıştı. Vücudumda evet, yani sağlığa elverişli olmayan bir maddeyle bir aradayım ve bu çok rahatsızlık veriyor. İnanılmaz mı? Çocukların oynadığı bu bilyeler gibi, sanki burada iki tane bilye var gibi sert. İnşaatlarda dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılan işte bu elimde gördüğünüz katı silikon iddiaya göre kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kişi tarafından eritildi ve şırınga yardımıyla daha dolgun ve şekilli dudaklara sahip olmak isteyen kadınların dudağına enjekte edildi. İşte bu sağlığı ayaklar altına alan uygulama bir kuaför koltuğunda işte buradaki silikon malzemeyle gerçekleştirildi. Güllü Sel yeni bir operasyonla dudaklarındaki silikondan kurtulacak. Ancak ömrü boyunca dudak dolgusuyla yaşamak zorunda. Dudaklarımın komple içten alt ve dudak üst dudak olarak komple açılıp içinin boşaltılması gerektiğini ve bundan sonra artık ömür boyu dudak dolgusuyla gezmem gerekeceğini, çünkü kendi dudağımın kendi dokusunu alacaklarını söyledi. Daha önce dolandırıcılık ve yaralama suçlarından tutuklu olarak yargılanan sahte estetik uzmanı Soner Gülnaz 10 Ağustos'ta cezaevinden firar etmiş, 5 gün sonra da Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı. Aslında ben yapmadım, tamam, doktorumdu. Evet. Sayın seyirciler, ülkenin en büyük ikinci cephaneliği patladı. Serseri mayın gibi fırlayan füzeler gökyüzünü doldurdu. Ortalık cehenneme döndü. On binlerce kişi apar topar tahliye edildi. Cephanelikte yangın çıktı, tonlarca mermi ve roket böyle havaya uçtu. On binlerce bölge sakini canlarını kurtarmak için kaçtı. Ukrayna'da ülkenin en büyük cephaneliği infilak etti. Gece saatlerinde başlayan patlamalar gün boyu devam etti. Tam 188 bin ton mühimmat ve roketlerin depolandığı cephanelikte şimdilik bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine 20 kilometre mesafedeki silah deposundan fırlayan füzeler serseri mayın gibi çevreye savruldu. Yakınlardaki kasaba apar topar tahliye edildi. Yaklaşık 30 bin kişi evlerini ve eşyalarını bırakıp güvenli bölgelere sığındı. Ülkenin en büyük cephaneliği de geçtiğimiz Mart ayında patlamıştı. Ukrayna'da birbiri ardına yaşanan olaylar Rus sabotajı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ukrayna ordusu iddiaların ciddi şekilde soruşturulduğunu açıkladı. İlk görüşte aşık olduğu kadının tuzağına düşen genç, evlilik hayali kurarken dolandırıldı. Bilezikleri, yüzükleri kapan kadın kayıplara karıştı. Evlilik hayali suya düştü. 12 bin lirası buhar olup uçtu. Mutlu olamadım. Dedim belki bununla mutlu olurum dedim. Dedi, seni seviyorum dedim. Bir şeyler dedi. Yakınlaştı bana. Ben de inandım. Kandım. Dedim bu doğru kesin. Tamam. İrfan Töremiş 34 yaşında çiftçi. Başından bir evlilik geçti. Ancak mutluluğu kısa sürdü. Tekrar evlenmek isteyince bir yakını yardımcı olmak istedi. Mahvede seni evlendiren enişte yapalım. Bir kız bulalım sana. Böyle tamam var mı öyle biri var mı dedim. Yakını kendini Cansel olarak tanıtan bir kadınla tanıştırdı İrfan Töremiş'i. Bir hafta flört eden çift evlenme kararı verdi. Ancak müstakbel gelinin istekleri bir türlü bitmiyordu. Genç adam sevgilisinin bir dediğini iki etmedi. Kuyumcu dolaştı. Yaklaşık hepsi 10 bin lira diyordu. 2 bilezik, 2 yüzük, bir kolye takımı, içinde kolyesi, yüzüğü, küpesi olan bir set aldık. Bir yerde oturduk, oturduğum evvel esasında kurttan çıkardım ve tek tek bilezikleri koluna, kolyeyi boynuna, küpeleri kulağına, yüzüğü parmağına taktı. Çift o alışverişin sonunda ertesi gün buluşmak üzere ayrıldı. 12 bin lira değerindeki altınlar da genç kadında kaldı. Ertesi gün tekrar buluştuk. Buluştuğumuz yerde ağlıyordu. Ne oldu diye sordum. Dedi bana takacılar diye 15 lira borç para aldım. Kafama silah dayadılar. Beni dolandırdığını anladım. Bir insan yani 3 günlük 4 günlük tanıştığı tepeden borç aldı diye para istemez. Dolandırıldığını anlayan İrfan Töremiş bu oyuna bir süre daha devam etti. Sonra da altınları geri istedi. Ben ayrılmak istedim. Dedim aldıkları bana geri ver. Dedi bana onları unut dedi. Onlar bende değil dedi. Başkasına var dedi. Ve benim peşimi bırak dedi. Benimle uğraşma dedi. Ben bir sürü tehditler gibi laflar söyledi. Altınları geri vermeyen kadın kayıplara karıştı. Evlilik hayali suya düşen, üstelik 12 bin lira değerindeki altınlarından olan genç bu yüzden ailesiyle de problem yaşadı. Bana uyardık seni diyorlar. Bizi dinlemedik diyorlar. Kendi kafana iş yaptı diyorlar. Karşı mı çıkmıştı annemler babanlar? Annem karşı çıkmadı. Gelsin elime öpsün dedi. Annem babam emniyetten emekli olduğu için babam dedi oğlum dedi bu seni dolandıracak dedi. Hem gelin adayını hem de aracı yakınını polise şikayet eden genç adam ancak altınlarımı geri getirirse şikayetimden vazgeçerim diyor. Buradan seslenirim 77 milyon insana. Ben bu hale düştüm ve siz düşmeyin. Bursa'da bu sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. 5 kişilik Türkoğlu ailesinin evindeki doğalgazın patlaması için elektrik düğmesinin açılması yetti. Önce patlama oldu, ardından evi alevler sardı. 5 kişilik aile ölümden döndü. Bir tek canlarını kurtarabildi. Kurulu düzenlerindense geriye bu harabe kaldı. Bursa'da bu sabah 5:30 sıralarıydı. Mahalleli bomba patladı korkusuyla sokağa fırladı. Dışarı çıktıklarında fayans ustası Cevdet Türkoğlu'nun evi cayır cayır yanıyordu. Evde doğalgaz sızıntısı vardı. Ama aile bireyleri bundan habersizdi. Berat okula gitmeden önce uyanıp mutfağa geldi. Ancak o sırada büyük bir gaz sızıntısı vardı. Ve hemen mutfağın ışığını yaktı. Yakar yakmaz da büyük bir patlama meydana geldi. Mutfakta katsık varmış galiba. Evden dışarı kendini ilk Berat attı. Baba Cevdet Türkoğlu 7 yaşındaki Gamze'yi ve 10 yaşındaki Nazlı'yı ve eşi Hamidiye Türkoğlu'nu dışarı çıkarttı. Evi saran alevler itfaiyecilerin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. Berat, annesi ve babası yaralıydı. Kardeşleri kıl payı kurtulmuştu. 3 yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok. Doğalgazın patladığı evde ise sağlam hiçbir şey kalmadı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra mutfağa nereden gaz sızdığını tespit etmek için çalışma başlattı. Doğal gaz sızıntıları sonrası yaşanan felaketlerin çoğunlukla en büyük nedeni mühendislerin onay verdiği standartlara yapılan aykırı eklemeler. Menfez sızıntıyı önlemek için en önemli unsur, ancak birçok evde ya da iş yerlerinde soğuk havalarda içeriye soğuk hava girmesin diye işte bu şekilde önlem almaya çalışıyor vatandaşlar. Menfezin üzerini bantla, koli bandıyla kapatıyorlar. İşte burada da hava sirkülasyonu olmuyor ve büyük bir tehlikeye davetiye çıkarıyorlar. Menfez sirkülasyon yapıyor. Ortamdaki pis gaz birikintisi falan varsa evin içine sirkülasyon, temiz hava basıyor. Alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen gaz sızıntılarını anlamanın en kesin yolu fiyatı 50-60 lira değerindeki doğal gaz alarm dedektörleri. Peki gaz dedektörleri ne kadar hayatımızı kurtarabilir? Size ufak bir test yapacağız şimdi. Elimde bir çakmak var. İşte çakmağı dedektöre tutuyorum. Aslında çakmağın içindeki gaz oranı oldukça az. Ancak dedektör gördüğünüz gibi şimdi sesi çıkaracak. İşte gördüğünüz gibi dedektör, yaklaşık 60 liralık bir dedektör bu şekilde sizi yatağınızdan uyandırabilir. Öttüğü zaman size bir sinyal sesi veriyor. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz doğalgaz saatinde olan selenoid valve komut veriyor. O esnada da gazı otomatikmen kesmiş oluyor. Eğer evde farklı bir koku duyarsanız da dikkatli olmanızda fayda var. 35 yaşındaki oğulları 2 yıl önce denize boğularak can verdi. Acılı aile evlat hasretini 55 yaşında kucaklarına aldıkları ikiz bebeklerle giderdi. Evlat acısı 2 yıl önce yaktı onların yüreğini. 55 yaşındaki çift tek oğullarının ölümünün ardından çocuk yapma kararı aldı. Tüp bebek tedavisiyle ikiz sahibi oldular. Dedik böyle çocuk yapalım. Gençliğimizi yapmadığımız ihtiyarlıkta yaptık yani. Muazzez ve Halil Çınar çiftinin 35 yaşında bir oğulları vardı. Astsubay olan Hüseyin 2 yıl önce denizde boğularak yaşamını yitirdi. Evlatlarının yokluğuna alışamayan çift İzmir'de tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Bakmak zor mu? Bayağı zor. Bayağı zor. Ama zevk alıyorum. Tedavi sonuç verdi. 15 gün önce ikiz erkek bebekler dünyaya geldi. Çocuklardan birine ölen oğulları Hüseyin'in adını verdiler. Hüseyin kardeşimiz bize emanetler bıraktı. Çocuğunu bıraktı, eşini bıraktı, annesini, babasını bıraktı. Ailemiz evlat acısıyla beraber çocuk yapma kararı aldılar. Tabii çok kolay olmadı bu. Tüp tedavisiyle beraber İkiz evlat sahibi oldular. Çınar çifti ikiz bebekleriyle evlat sevincini tekrar yaşadı. 27 yaşındaki İlknur Atar 7 ay sonra dünya evine girecekti ama saplantılı aşık komşu hayallerini yarım bıraktı. 40 yaşındaki o adam İlknur'u ailesinden istedi. Hayır denilince de kaçırdı. 10 gündür hiçbir haber yok. Ben ne için yaşıyorum hayatta? Sanki taş yarıldı, içine girdiler. 10 gündür gözleri yaşlı. İkisine de uyku haram. Çünkü kızları İlknur Atar iddialarına göre takıntılı komşuları tarafından kaçırıldı. Genç kızın anne babası da nişanlısı da o günden bu yana perişan. Buna da yar olmaz. Yani yar etmem yani, onu bilsin yani. 27 yaşındaki İlknur Atar bir ay önce Burak Yenice ile nişanlandı. Genç adam sevdiğinin peşinden aylarca koşmuş, sonunda muradına erme yolunda ilk adımı böyle bir sürprizle atmıştı. Nişan gecesinde gençlerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Ben çok koşturdum yani o yüzüğü takmak için. Genç çift yüzüklerini taktı, evlilik için gün saymaya başladı. Evliliklerine kadar olan süreçlerinde güzellikler ihsan eyle. Ama bu dualar karşılıksız kaldı. Genç kız iddialara göre 40 yaşındaki komşuları tarafından kaçırıldı. Aynı adam İlknur'u geçtiğimiz yıl istemeye gelmiş ama hayır yanıtı almıştı. Yani istemişler bizden önce. Zaten kabul etmediği için kız da adamla takıntılı herhalde ki kaçırdı yani. İlknur Atar o gün yeğenini hastaneye götürmüştü. Ama saplantılı aşığının suç ortaklarıyla birlikte kendisini beklediğini bilmiyordu. İlknur Atar aracın hemen arka koltuğunda oturuyordu. Kucağında 4 aylık yeğeni vardı. Onu kaçırmak isteyenler aracın önünü kesti, kapıları açtı ve genç kızı zorla dışarı çıkarttı. Görümcemin kolundan tuttular. Çocuğu da koltuğa fırlatarak görümcemin ağzını kapatıp sürüye sürüye arabaya koydular. Aracı kullanan Beyza Atar görümcesini kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Ağzı kapatılarak otomobile bindirilen genç kızla birlikte zorbalar ortadan kayboldu. Çocuğum koltuğa attıklarını gördüğüm için sadece çocuğuma yöneldim. Daha sonra çocuğum çantada böyle yüzüstü yatıyordu. Yani nefes bile alamaz yani o şekilde. Daha sonra ağladığı için kucağıma aldım. Sonra ben zaten o arada bağırıyordum. Kucağıma alırken de sürekli imdat diye bağırıyordum. Gelin anne İlknur ablamı götürdüler diye gelin beryat ediyor. Benim çocuğumu kurtaran yok mu diye bağırdım. Hemen araba bir baktım beyaz bir taksi uçtu sanki de uçak uçuyor. İlknur kaçırılınca ailesi hemen polise gitti. Nişanlısı da çalmadık kapı bırakmadı. Benim nişanlımı niye kaçırıyor kardeşim ben onu anlamıyorum zaten. Bıraksın gitsin yani. Ne karı var ben anlamadım. Çocuğum gelsin. Ben çocuğum yaşıyor mu, ölü mü, ne olduğunu bilemiyorum 10 gündü. İlknur'un anne babasının gözü kulağı telefonda. İyi ya da kötü bir haber gelmesini bekliyor. Hayatımın içinde endişeleniyorum. Çocuk yaşıyor mu, ölü mü? Ben de ölüyüm, o da ölü gibi. Bu çocuğun belki de benim öldü. Ben belki bir kızımdan oldum. 10 gündür gözümde yaş bile kalmadı, ağlıyor ağlıyor. Genç kızı kaçırdığı iddia edilen komşu değil ama suç ortakları yakalandı. Biri tutuklandı. Diğerinin sorgusu sürüyor. Bu insanlar niye dışarıda geziyor? Benim çocuğum ben nerede bilmiyorum ki. Bunlar geziyorlar eli kolu boş. Biz bağlanmışız. Göstersinler sesini duyayım kendim uzaktan göreyim. Haber alamıyoruz. Böyle nereye kadar gidecek? İlknur Atar'ın nişanlısının da anne ve babasının da tek arzusu var. Genç kızın bir an evvel bulunması, yarım kalan hayallerine kavuşması. Sayın seyirciler geçtiğimiz ay Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen Dilenci Tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor. İşte yardımseverlerin duygularının nasıl sömürüldüğüne dair en net kanıtlardan biri. Kaçma! Nereye kaçıyorsun? Ne verdiniz çocuklara? Ne verdin çocuklara? Aynı kadın, aynı yerde, aynı çocuklarla yine aynı tiyatroyu sergilerken görüntülendi. Daha birkaç ay önce kameralara yakalanmıştı ama uslanmadı. O günden bu yana yardımseverlerin iyi niyetini istismar etmeye devam etti. Senin çocuğun olduğunu nereden bilelim? Evet, nereye gidiyorsun? Ben senin peşini bırakmam ki. Ben senin peşini bırakmam. Görüntüler Show Haber ihbar hattına İstanbul Fatih'ten geldi. Genç kadın yan yana yatırdığı ikizleri beyaz bezle adeta kefen gibi sarıp sarmaladı. Üstlerine de boş bir biberon koydu. Adeta ölüleri andıran çocuklara sergiledikleri oyunun daha da vurucu olması için uyuyor taklidi yapmalarını tembihledi. Kaçma! Nereye kaçıyorsun? Ne verdiniz çocuklara? Ne verdin çocuklara? O istismar tiyatrosuna yoldan geçen bir kadın tepki gösterdi. Dilenci kadın ikizlerin birini sırtına bağladı, diğerinin de elinden tuttuğu gibi kayıplara karıştı. Geliyor polisler. Polisler geliyor, nereye kaçıyorsun? Aynı kadının sergilediği oyun geçtiğimiz ayda duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülenip Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilmişti. Bir türlü uslanmayan dilenci kadın bu gidişle duygu istismarına devam edecek gibi görünüyor. Nereye kaçıyorsun? Sayın seyirciler 12 gün önce şehir dışına çıkan aile köpeklerini bakım evine verdi. Ozi'yi teslim aldıkları gece zehirlendiği ortaya çıktı. Golden Retriever cinsi köpeğin ölümü ailenin tüm fertlerini yıktı. Ozi anlatılmaz ki yaşanırdı gerçekten. Çok zorlanıyorum şu anda. Canım çok yanıyor. Bizden beraber. Koynumuzda yatıyordu ya. Benim küçük oğlum diye seviyordum ben onu. Yıllardır evin bir ferdiydi o. Yokluğuna alışmaları çok zor. İddialarıysa onları daha çok kahrediyor. Çünkü aile Ozi elimizle teslim ettiğimiz köpek eğitim ve bakım merkezinde zehirlendi diyor. 2 çocuğum var. 3.'üydü. Küçük oğlum diye seviyordum ben onu. Bilmiyorum. Esin Setçek Golden Retriever cinsi köpeğini 5 yıl önce o daha 40 günlükken aldı. Ozi adını verdikleri köpekleri ailenin bir ferdi gibiydi. 12 gün önce aile Samsun dışına çıktı. Köpeklerini de köpek eğitim bakım merkezine bıraktı. Sağlam verdiğimiz bir hayvanımız vardı. Yiyeceğine içeceğine kadar verdik. Her şeyle verdik. Kollarında yaralarla, midesinde zehirle geri aldım. Teslim aldım. İddialarına göre Ozi'yi teslim aldıklarında karşılarında Ozi değil sanki bir başka köpek vardı. Ayın 23'ünde öğlen aldık. Ozi bize sevgi gösterisi uzun süre görmedi. Sevgi gösterisi yapardı, hoplardı, zıplardı, ağlardı. Ozi yüzümüze bakmadı. Ha, bir tuhaflık olduğunu fark ettim ama hani küstü dedim. Köpekleri ne yiyor ne içiyordu. Gece yarısı da bir anda fenalaştı. Ozi'yi veterinere götüren aile şok oldu. Köpekleri yediği bir şeyden zehirlenmişti. Zehirlenmiş eğitim merkezinde. Biz sağlam teslim ettik dediler. Ben de kendilerine sağlam değildi dedim. Yüzümüze bile bakmadı. Yani iyi değildi. Sonra bahçeden bir şeyler yemiştir dediler. Oğluma ne yaptınız dedim. Ne yedirdiniz dedim. Bu hale düştü dedim. Esin Setçek ve ailesinin çabası köpekleri Ozi'yi kurtarmaya yetmedi. Hep bir umut vardı çünkü. Bundan iyileşip çıkacak diye ama 2 günde gitti ya. Benim köpeğim sonuna kadar direndi. Belki bizim sevgimiz onu bu kadar zorladı direnmeye. Sebebi mi? Zehirlenme. Akut zehirlenme. Aile köpeklerinin zehirlendiğini iddia ettikleri bakım merkezinden şikayetçi oldu. Barınak yetkilileri ise Ozi'nin kendilerinin yanında zehirlenmediğini iddia etti. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek. Sayın seyirciler, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 20 yıl önce Şanlıurfa'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çektiği bir televizyon dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. 1997 yılında çekilen dizide doktor rolünde oynayan Fakıbaba oyunculuğuyla da tam not aldı. Bütün doktorlar benim sana söylediğimin aynısını söyler. Herkes onu Şanlıurfa Belediye Başkanı olarak tanıdı. Sonra milletvekili, en sonunda da Tarım Bakanı. Eşref Fakıbaba aynı zamanda bir cerrah. Ama oyuncu yanı ilk kez ortaya çıktı. Çok önemli bir şeyiniz yok. Biraz ciğerinizi üşütmüşsünüz, o kadar. 20 sene öncesine ait bu görüntüler. Tarım Bakanı kamera karşısında, yönetmen motor dedi, bakan rolüne geçti. Benim korktuğum başka bir şeydi. Bakan o zaman 46 yaşında, saçları daha yeni yeni ağarmaya başlamış. Doktor rolü için kamera karşısına geçmiş. Allah'tan umudunu kesmeyeceksin. Fakıbaba'nın siyaset arenasında boy göstermeden önce sergilediği oyunculuk performansı büyük beğeni topladı. Memleketi Urfa'da doktorluk yaparken İbrahim Tatlıses'in dizisi için o rolü oynadı. Bir köfteyi ve kebaba ayağına diğer yiyecekler üzüm suyu. Reşoa, artık birkaç koyun kesip fakirlere dağıtırsın. Sesine dublaj yapılmıştı. Fakıbaba'nın oyunculuğu profesyonellere adeta taş çıkarttı. Bakanın renkli kişiliğine bir de oyunculuk kariyeri eklenmiş oldu. Bütün doktorlar benim sana söylediğimin aynısını söyler. Milyonlarca araç sahibine kötü haber Maliye Bakanı'ndan geldi. Motorlu taşıtlar vergisi 2018'de %40 zamlandı. Yeni yılda devreye girecek zamla birlikte vergi sistemi de değişti. Artık arabanın ülkeye giriş fiyatı da vergisi üzerinde etkili olacak. Her türlü çok yani %40. 2017'de %3.83 zamlanmıştı. 2018'deki zam oranı belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisi 2018'de %40 zamlandı. Motorlu taşıtlar vergisine %40 zam gelmesiyle sistemle değişti. 2017'de arabanın ÖTV ve KDV'siz fiyatı da vergide etkili olacak. Ülkeye giriş fiyatı da dikkate alınacak. Bu da özellikle lüks arabalarda önemli bir MTV artışına neden olacak. Ya bu geçim şartlarında söyleyecek kelime bulamıyorum. Eski sistemde aracın yalnızca motor hacmiyle yaşı belirleyici oluyordu vergide. 2018'de ise aracın değeri arttıkça vergi miktarı da artacak. Örneğin 2017'de 1-3 yaş arası 1.3 motor araç sahibinin ödediği MTV 650 liraydı. 2018'de aynı araba için ödenen vergi 910 lira olacak. Yani en düşük motor hacmi için ödenen vergi 260 lira artacak. Ayvayı yedik de ne yapalım? Çok mu? Çok tabii. Vergi artışı sadece binek otomobiller için geçerli olacak. Diğer araçlar için yeniden değerlendirme tamamlanınca zam oranı belli olacak. Çok büyük bir artış, yani arabayı satıp artık yayan gezeceğiz artık herhalde. 2018'de pek çok vergi artacak. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihliden alınan vergi oranı da zamlanıyor. %10 olan vergi %20'ye çıkacak. Finansta da kurumlar vergisi %2 zamla %22'ye çıktı. Gelir vergisinde 3. dilim oranı da %30'a çıkacak. Kira gelirinde götürü gider oranı %25'ten %15'e düşecek. Yeni yılda yalnızca zam değil, sevindirici haberler de var. Kamuya 74.000 personel alınacak. Şehir merkezlerindeki kamu lojmanları satılacak. 2017 bütçe açığının 60 milyar lira olması bekleniyor. Köpek balığı saldırısının böylesi görülmedi. Talihsiz adam canını tekneye zor attı ama yine de o sipsivri dişlerden kurtulamadı. Talihsiz adam denizde köpek balığı saldırısına uğradı. Tekneye çıkmasına rağmen o saldırıdan kurtulamadı. Dakikalarca ecel terleri döktü. İnanılmaz görüntü denizlerin hakiminin yavruyken bile ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladı. Kendinden kat kat büyük adama saldırdı. Bir daha da bırakmadı. Talihsiz adam canını tekneye zor attı. Ama akıl almayacak şekilde köpek balığı hala kendisini yemeye çalışıyordu. Yardımına arkadaşları koştu. Köpek balığı son ana kadar çenesini açmadı. Jilet gibi dişlerinden kurtaramayacaklarını anlayan dalgıçlar son çare olarak balığı öldürdü. Akıl almaz köpek balığı saldırısı sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı. Seyredenleri şok etti. WhatsApp ve bip ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 ve 90 02. Şimdi reklam arasına gidiyoruz.